bunu genellikle röportaj yaptığımız diğer arkadaşlarımıza da soruyorum hep açıkçası. Bir fikrin oluşması gerçekten ve o fikir oluştuktan sonra girişime dönüşmesi sürecinde ilham veren en önemli şey ne oluyor sizin tarafta? Yani girişimciler tarafında nedir oradaki ilham? Motivasyon sırrı gerçekten para mıdır? Gerçekten başarılı olma duygusu mudur? Bir şirketi ortaya çıkartmak mıdır? Eminim ki her girişimcide farklı bir özellik vardır ama sizin perspektiften Evet. baktığınızda nasıl bir motivasyon sırrı var? Benim tarafımda az önce dediğim gibi o girişimcilik hissiyatı, ama başarılı olan örnekleri, dünya çapında başarılı olan örneklere baktığımız zaman mecburlar onlar bunu yapmaya. Yani zorunda kalmışlar ve yani arkalarına dönüp bakabilecekleri bir yer yok. Yani en çok o insanların başarılı olduğunu görüyoruz. Bu benim için çok doğru bir örnek olmayabilir ama en başarılı örneklere baktığımızda bunu görüyoruz. En ana motivasyon konularından biri bu. Bunun dışında yapabiliyor olmak bile bazı şeylerde insanı huzursuz eden, ben bunu yapabiliyorsam bir adım atmalıyım dedirten bir şey. Yine bu da önemli. Motivasyon konusunda bunun dışında son zamanlarda yeni girişimcilik ekosisteminde konuşulanlar, insanların her zaman ufak ufak içini gıcıklayan şeyler, yapmak istiyorlar, motivasyonlarını yine arttıran şeyler. Son zamanlarda biraz maalesef trend de oldu ama ülkenin ekosistemi içinde, yine ekonomi içinde gayet faydalı buluyorum ekosistemi genişlemesini. Girişimcilik gelişiyor, bunu da bilmek güzel. Pekala. Eklemek isteyeceğiniz, girişimci olmak isteyenlere veya bizi izleyen arkadaşlara söylemek isteyeceğiniz şeyler varsa onları da duymak isteriz. Bana kalırsa en önemlisi hemen başlasınlar. Sadece yazmaya, çizmeye değil, ürünlerini hazırlamaya bir an önce başlasınlar. Fikirlerini açmaktan korkmasınlar. İnsanların fikirlerini alsınlar. Hiç kimse başkasının fikrini çalıp da çok daha farklı yerlere götüremiyor. Eğer ya zaten yapabilecek kadar iyilerse, belki bugün değil ama siz işinizi aşikar edip artık işinize başladığınız zaman zaten o insanlar sizi taklit edip ve sizi geçeceklerdir. Bu yüzden korkmasınlar, anlatsınlar, insanların fikirlerini alsınlar ve bir an önce başlasınlar. Bir an önce yani ofis ortamına girmelerine bile gerek yok ama bir an önce başlasınlar. Ortaklarıyla aynı masada olsunlar ve hemen başlasınlar. En önemli konu bu bence. Katıldığınız için ben çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi bilirim röportajına devam ediyor olacağız. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.